Koşulsuz misafir mutluluğu ülkemiz sınırlarını aşmış, tüm dünyaya ulaşmış. Yolcu 360'la yurt dışında araç kiralamak ne kolaymış diye mutlu misafirlerimizin tavsiyelerini dinledik. Hoş geldiniz. Adınız nedir ve sizi tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim. Dündar Furuncu. İstanbul doğumluyum. Bankacıyım, emekli oldum. İki çocuk sahibiyim. Eşim de aynı şekilde bankacıydı, o da emekli oldu. Şu anda evdeyiz, geziyoruz. Yurt dışında hangi ülkelere seyahat ettiniz ve hangi amaçlarla gittiniz? Tamamen tatil amaçlı ve Kıbrıs'a çoğunlukla gidiyorum. Kısa süreli diğer ülkelere de gitmişliğim var ama asıl sürekli gittiğim yer Kıbrıs ve ailecek gidiyoruz. Yurt dışındaki seyahatinizde neden araç kiralamaya ihtiyaç duydunuz? Şimdi kalabalık bir aileyiz. Yani en az 5 kişi falan gidiyoruz her gittiğimizde. Dolayısıyla da bir araca ihtiyacımız oluyor ve gidilecek yerlerde orada e, toplu taşıma ve diğer ulaşımlarda olmamasından dolayı bir araca ihtiyaç duyuluyor orada. Dolayısıyla kalabalıkla gittiğimiz için araç kiralıyoruz. Yolcu 360 araç kiralama sürecini nasıl öğrendiniz ve deneyimlediniz? Şimdi e, sürekli gittiğim için internetten tüm şirketleri tek tek arayıp araç fiyatlarını öğrenip o şekilde kiralıyordum. Yine böyle bir arayış esnasında internetten Yolcu 360'a denk geldim kampanyalarını gördüm. O kampanyalarından da birini değerlendirdiğimde fiyatın yarı yarıya intini görünce orada yolcu 360'tan araç kiralamaya başladım. Kiralama sürecinde sizi en çok hangi özellikleri veya hizmetleri etkiledi yolcu 360'ın? İlk kiralamam da çağrı merkezinizi aradım. Yani oradaki arkadaş o kadar güzel ilgilendi ki bizimle yani gerçekten. Ve e, o gün iki araç kiraladık biz. İki araç içinde sabırla iniş saatlerimizi öğrendi, geliş saatlerimizi öğrendi. Çünkü geç bir saatte deniyorduk saat gece yarısı bir gibi. Bütün ayarlamalarımızı yaptı, ödemelerimizi tamamladık, telefonu kapattık. Ya biz evdekiler birbirimize baktık ya bu iş oldu mu acaba diye. Yani gayet mükemmel bir şekilde idare ettiler. Ki ondan sonraki kiralamamı da online üzerinden yaptım. O da yine aynı şekilde çok rahat oldu. Web sitemi, mobil uygulamamı daha çok tercih ediyorsunuz? O an hangisi varsa elimde onu yapıyorum. İkisini de kullanıyorum. Yolcu 360 ile araç kiralamak diğer platformlara göre size neleri daha kolay ve avantajlı kıldı? Şimdi yani. ben sadece platformları değil tek tek şirketlerin kendilerini arıyordum araba kiralamak için. İlk kez de Yolcu 360'da bu deneyimi yaşadım. Çünkü tüm şirketleri zaten listeliyor orada. En uygun fiyatı size veriyor. Ve gerekli indirimleri de zaten yapıyor ki burada zaten herkes için önemli olan bu kampanyalar ve indirimlerdir. Çünkü Sezonlarda kiralamalar olduğundan çok yukarı seviyeleri taşıyorlar. 1000 yani liralık bir kiralama 2000 liraya çıkartıyorlar. Dolayısıyla da böyle kampanyalara ihtiyaç oluyor. Yolcu 360'da da bu kampanyalarda ya çok yerli anlaşmanız var. Yani bir kampanyamı yanlış hatırlamıyorsam bir bankanın kartıyla yapmışken diğerini başka bir şirketin uygulamasında yaptım. İndirimden yararlandım. Kiraladığınız araçla yaptığınız gezilerde veya deneyimlerde en unutulmaz anınız nedir? Bu seyahat esnasında tabii bu aslında büyük de bir tehlikeydi gerçi bilmiyorum ama şimdi <laughs> e, bir otelin çıkışında direkt yolun karşı tarafına geçip oradan arabayı sürmeye başladım ki o taraf aslında geliş noktasıydı. Bayağı bir yol gittikten sonra farkına vardım. Allah'tan kaçtan araba gelmiyordu. En şey anım budur. İlk zamanlarımda sonradan alıştık tabii ona. Yurt dışında araç kiralamakla ilgili başlangıçta hangi endişeleriniz vardı ve yolcu 360 bu endişeleri nasıl giderdi? Şimdi işte ben bu platformlara ilk başta güvenmediğim için direkt kiralayacağım yeri arayıp araç kiralıyordum. Yolcu 360'da da bu işlemi yaptıktan sonra işin açıkçası yine bir tereddütler yaşadım. Yani acaba dedim çünkü ilk kez yapıyordum. Ve çok kolay oldu. Çok rahat oldu. O indirimlerin olması, hemen o rezervasyonların yapılması falan bir tereddüt yaşadık. Ben ve diğer işte abim de kiralıyordu aynı şekilde. O gün öyle geçti. İkinci gün artık gitmeye yakın bir zaman tereddütler halen devam ediyordu işin açıkçası. Dayanamadım şirketi aradım. Yani kiraladığım yeri aradım. Firmayı aradım. Adıma böyle bir rezervasyon olup olmadığını sordum. Gayet yani hiçbir sıkıntı yok. Hazır. Belirlediğiniz gün ve saatte aracınızı alabilirsiniz dediler. Bu şekilde yani. Kiraladığınız araçla ilgili olarak en çok neyi sevdiniz veya hangi özellikleri hoşunuza gitti? Benim en çok tercih ettiğim şey ekonomik olup hatchback tarzı daha ufak bir arabayı tercih ediyorum. Yetiyor bize ailecek kullanım kolaylığı tabii. Çünkü yani öyle bir yerde trafiğin de ters olması, direksiyonun da tersli olması araba ufak oluyor daha hakim oluyormuş hissi uyandırıyor. Ya büyük oldu mu? Ya gerçekten ne ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Bir de orada adalara çember derler. Bizde bu adalar orada çember diyorlar. O çemberlere girerken çok dikkatli olmak lazım. E şimdi biz İstanbul'da yaşıyoruz. O çember ilk önce giren çıkar. Bizdeki mantık o. Şimdi orada ben sürekli o hataları yaptım. Ben girip ben çıkayım. Sonra sonraları alıştım. O yüzden araba ufak olduğu zaman daha hakim oluyorsunuz. Daha çabuk duruyorsunuz. Yani en azından o hissiyatı uyandırıyor ufak araba. Yurt dışında araç kiralamayı planlayan diğer insanlara yolcu 360 ile ilgili ne tür tavsiyelerde bulunurdunuz? Direkt girip kiralasınlar. İnternetten, webten ya da mobilden kiralasınlar. Çünkü hizmet anlamında söyleyecek bir şey yok. Son derece iyi. İşlerini çabucak hallederler. Bu sorunu kafasını çıkartmış olurlar yani. Kıbrıs'a gideceğim zaman tek tek Kıbrıs'taki araç kiralama şirketlerini arıyordum. Fiyat istiyordum. En uygun fiyatı verenden de aracı kiralıyordum. Ama yolcu 360'ı öğrendikten sonra tek tıkla dediğim gibi tüm firmaların zaten fiyatları önüme geliyor. En uygun olanını seçiyorum. Onunla da kalmıyor. Kampanyasından da yararlanarak fiyatı yarı yarıya getiriyorum. Yolcu 360'ın hizmetlerinde veya sürecine daha da geliştirilmesini istediğiniz bir şey var mı? Benim için yeterli. <laughs> benim için yeterli. Çünkü yapmak istediğimi çok kısa sürede yapıyorum. İhtiyacım olanı bana veriyor. İhtiyacım olanı bana verdiği sürece benim için tamamdır. Bir sonraki yurt dışı tekrar yolcu 360'ı tercih eder misiniz? Ya bu kadar rahat ve kolayken tabii ki her zaman yolcu 360. Yolcu 360 yaşadığınız deneyimi göz önüne aldığınızda bu deneyimi 3 kelimeyle ifade etmek isteseniz bunlar neler olurdu? Hız, kalite ve fiyat ekonomik. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı Yolcu 360 ile ilgili? Yani son eklemek istediğim bir şey, e, ufak bir anım vardı. Yolcu 360 ile araç kiraladıktan sonra havaalanı çıkışında arabamı almak için firmanın önüne gittiğimde bir başka müşterinin aynı aracı benim iki katı fiyatımla kiraladığını gördüm. Tabii müşteri orada bayağı bir çıldırdı. Hafif tartışmalar da yaşadılar. Ben hafifçe aracımı alıp orada uzaklaştım. <laughs> hani keşke ona sen de Yolcu 360'lık kullansaydın bak böyle böyle indirimleri var desem iyiydim. Uzaklaştım, ben uzaklaştım orada. Çok teşekkür ederiz bu keyifli sohbet için. Buraya geldiğiniz için, katıldığınız için. Umarım Yolcu 360'a keyifli seyahatleriniz devam eder. Teşekkür ederim. Sizin de yolunuz açık olsun. Yolcu 360, araç kiralamak ne kolaymış.